Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir Minecraft bölümünden. Herkese selamlar. Evet dostlar, kaldığımız yerden Kadim Craft'la devam ediyoruz. Arkadaşlar daha önceden de planlarım arasında sizlere söylediğim bir şeyi bugün yapmayı planlıyorum. İnşallah bitirebiliriz. Dostlar, biliyorsunuz hemen deniz kenarındayız ve geldiğimiz zamanda hoş bir görüntüsü olması açısıyla, amacıyla daha doğrusu açısıyla demeyeyim de Buraya güzel bir deniz feneri kurmayı planlıyorum dostlar. Böyle ışıkları böyle yanıp sönen, sırayla böyle döne döne yanıp sönen bir e, deniz feneri kurmayı planlıyorum dostlar. Bu deniz fenerini e, çok yüksek ya da çok e, küçük yapmayacağım. Elimdeki malzeme yeterlidir zaten. Şurada şöyle göstereceğim sizlere de. Biraz kırmızı, biraz daha beyaz terakotalarımız var. Beyazları aralarına atacağım sadece dostlar. Bu şekilde 3 Yan geliyor. Hani sadece taslak çıkardım videodan önce. O neydi lan? Canavar mı? Neyse, başımız belaya girmeden şuraya bir an önce yatıp uyalım da. Ondan sonra devam edelim dostlar. Evet dostlar, sabah yaptığımıza göre kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şu aşağısı aydınlık görünüyor ya. Çok güzel gözüküyor orası. Neyse dostlar, 3 bir tane geldim. Üçlü bir set çektim. Bir, iki yana gittim. Bir üçlü daha çektim. İki yana, bir üçlü, iki yana, bir üçlü diye diye birleştirdim dostlar. Şu şekilde. Burası da tam orta merkezi oluyor. Şimdi dostlar. Buralarını şöyle kırmızı terakotalarımı alayım. Şu şekilde 5-6 e, sıra çıkacağım. Arasına 1 ya da 2 sıra beyaz atacağım. 5-6 sıra çıkıp aralarına 1-2 e, yani 1-2 sıra e, beyaz atmayı planlıyorum dostlar. Umarım güzel bir görüntü ortaya çıkar. Ee, yukarılara çıktıkça birazcık daha daraltacağım şöyle en fazla bir ya da iki tane daraltırım. Dediğim gibi çok yüksek bir şey yapmayı planlamıyorum ama gene de küçük de olmasın. Yani en azından biz gelirken şöyle bir görünse güzel olur gibime geliyor dostlar. Şunları yanımıza alalım. Şunu kıralım. Üste çıkacağım. Uçmak istemiyorum sadece. O yüzden başka bir sebepten dolayı değil. Şimdi dostlar şunları bir yanıma alalım. E, kırmızılardan alalım biraz, biraz beyazlardan alalım. Ondan sonra da şunu shiftle kıracağım, yere düşürmemeye çalışacağım diyecektim de çok bir işe de yaramadı. Tamam, bunu bu kadar çıktık. Ben şu ilk sırasını bir çıktıktan sonra geri döneyim dostlar. Evet dostlar, ilk sırasını yani kırmızılara olan ait ilk sıraya çıktığımıza göre e, şimdi bir de araya beyaz atmaya çalışacağım. Beyaz kırmızıyla gerçekten çok güzel duruyor hani uyumlu bir renk olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama böyle kırmızıyla beyaz kullanmayı tercih ettim dostlar. Ee, farklı bir şey yapabilirdim. Mesela kırık taşla e, ladin tahta yapabilirdim. Ya da ladin kütük yapabilirdim ama ben terakota tercih ettim dostlar. Burada bir sıra hatta iki sıra beyaz çıkacağım. Ve bir içten dostlar kırmızı çıkacağım. Hani bir tane çalacağım sadece. Bakın şurayı şöyle beraber yapalım. Ee, nasıl yapacağım göstereyim. Şu an hiç planlı değil dostlar. Videoda şu an e, spontane gerçekleşiyor bu. Hani şu an kesinlikle hiç şey yapmadım yani. Hesaplamadım, planlamadım. İçimden videoda nasıl geliyorsa öyle yapıyorum sadece dostlar. O yüzden de biraz arada şaşırmalar, e, beklemeler olursa sizler ricam kusuruma bakmayın. Şöyle yapalım. Allah koyamadıkla. Ha tamam. Bunu şuradan koyacağız. Dur, şunun üstüne çıkayım rahat rahat yapabileyim. Ee, şöyle gelirsek tamam. Şimdi bunun üstüne tekrar kırmızıyı devam ettiriyorum. Şu şekilde. Ya sadece e, bir blok şu kenardan daralmış oldu dostlar. Bakın burası gene 3 kaldı. Bir blok şuradan daralmış oldu sadece. Tek farkı bu. Şu araları mesela kırabiliriz. Şunların artık hiçbir işlevi yok dostlar. Şunlar sadece fazlalık malzemeler. Ya bir an aklım böyle kum taşına falan gidiyor. Kır ee, kırabileceğim zannediyorum hemen. Ama biraz geciktiriyor. Tamam. İki sıra çıkmışız. 3 Üç diyelim. 3 sırayı kırmızı atalım. E, dördüncü sırayı tekrar beyaz atabiliriz dostlar. Renkli görünürse daha güzel görünür diye tahmin ediyorum. Şu şekilde beyazlarını çıkalım. Tamam. Beyazlarını çıktığımıza göre şimdi tekrar e, kırmızı çıkmak istiyorum dostlar. Kırmızı ağırlıkta olan bir deniz feneri olmasını istiyorum şu an. Bunu ben şöyle bir 3-4 sıra daha çıkayım geleyim dostlar. Evet dostlar birkaç sıra daha çıktığımıza göre e, tekrar beyaz koyabiliriz. Şu beyazları koyduktan sonra uzaktan şöyle bir bakalım bir uçalım. E, nasıl görünüyor ben de çok merak ediyorum. Çünkü e, daha önceden yaptıklarımı bazen kreatif e, modda... Ee, önceden yapıp sonradan üzerine gelip burada devam ettiğim oluyordu. Bunda hiç e, kreatif modda falan uğraşmadım. Nasıl olacağına şöyle bir bakalım. Oo. Güzel görünüyor. Yalnız biraz daha boyunu uzatsak değil mi? Ya, boyunu uzatabiliriz. Çok önemli değil o. Allah uçam. Uçtum konamadım. Oh. Bir an hiç konamayacağım sandım. Şöyle tekrar kırmızıyla gene bir 3-4 tane çıkalım. Evet dostlar tekrardan çıktık. Şimdi arasına bir sıra daha beyaz atıyoruz. Beyaz attıktan sonra yine bir 3-4 sıra daha kırmızı çıkacağım. Biraz boyunu uzatmaya çalışıyorum sadece dostlar. Ee, boyu uzun olursa biraz daha uzaktan görünür. Ee, yüksek göründüğü için de daha hoş bir görüntü sağlar diye düşünüyorum. Bu benim e, şahsi görüşüm. Geçen videolarda da söylediğim gibi e, sizin görüşleriniz de benim için çok önemli. Birçoğunu kafama yatanı yapmaya çalışıyorum diğer bölümlerde. Yorum olarak görüşünüzü belirtirseniz çok sevinirim dostlar. Tekrardan buraya normal sıra çıktıktan sonra şunu çıkalım. Bir sıra daraltmış olduk aslında üstüne kuracağımız sistemi daraltmış olabiliriz ama böyle de güzel duruyor be dostlar. Oo bayağı yüksek oldu. Tam beyazı çıktıktan sonra iki sıra daha kırmızı çıkalım ve bunun tablasını yani zeminini oluşturalım dostlar. Üstünü kapatacağız, zemin oluşturacağız buna. Ondan sonra üstüne e, kızıl taşlarla ve yenileyicilerle e, küçük bir sistem yapacağız. Bir de şartel kullanacağız dostlar. Dur bir sıra daha çıkmam gerekiyor değil mi? İki sıra demiştim zaten. Bir sıra daha çıkmamız gerekiyor. Dediğim gibi yenileyicilerle ve kızıl taş tozları, kızıl taş taşlanmaları aracılığı ile Abi var ya tam yetti. Nasıl ayarlamışım, nasıl yapmışım hiçbir şey anlamadım ben ya. Ortasını beyazdan mı dönsek ya da üstüne bir sıra çıkıp e, beyaz mı alsak? Oh tutabildim sonunda. Aynen şöyle bir sıra daha çıkıp burasını beyaz ayarlayabiliriz dostlar. Beyaz hem ışığı yansıtır güzel gözükür karanlık durmaz diye düşünüyorum. O yüzden başka bir şey için değil tamamen görsel açıdan yani. İlle o oluyor bu buraya olacak diye bir şey yok dostlar. Şimdi bunun ortası muhtemelen şurası. Evet. Bunun ortası burası. Şimdi biz bunu bir tık genişletiyoruz dostlar. Çünkü benim e, lambalarımı ve Kızıl taşlarımı koyacağım yer o şekilde kalıyor. Şöyle burası üçlüydü değil mi? Şuradan gelirsek burası 3 Bu şekilde genişlemiş oldu. Tamam. Ben bunu en alttakiyle aynı yapmış oldum dostlar. Aynı şekilde burayı da üç tane genişleteceğim. E, yapacağım sisteme yönelik çalışmaları yapıyorum dostlar tamamen. Burasını da 3 blok. Yani 3 tane genişlettiğimiz için alttakiyle aynı olmuş oluyor. Tamam dostlar. Şu an burası 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Burası da zaten aynı olacaktır. Tam ortasına bir tane e, kırmızı koymayı düşünüyorum ama şunu yanıma bir alayım. Tam ortasına bir tane kırmızı koyayım. E, Sistemimin nereden başladığını görmek amaçlı sadece. Başka bir şey için değil. Kırmızı da buraya koyduğumuz zaman Sistemimiz burada başlayacak dostlar. Şimdi benim yanımda malzemelerim vardı zaten. Şöyle malzemelerimizi şuraya bir açalım. Yanımızda yenileyicilerimiz yokmuş. Şöyle 1 2 3 üstüne çıkıyorum şöyle. 1 2 şuraya şu şekilde üçer tane böyle üçer tane bu bu şekilde. Daha sonra üstüne bir şeyler bir alecengizi yaparız. 2 böyle. Yani toplamda 3 6 9 9 12 yani toplamda 36 tane falan oluyor. 4x9 36 olduğuna göre. Bu şekilde dostlar. Şimdi bunun içerisinde ne var? Hiç işime yarayacak önemli bir şey yok. Kırıyorum bunu. Bunu kırdığımıza göre buralara hep yenileyiciler gelecek dostlar. Ve bunlarla 1-2-3 tık. Kiralık yardımcı ne ya? Yasin abi ne işler çeviriyor acaba? Hiç anlamadım da. Neyse dostlar. Şimdi evimize gidelim. Biraz e, yenileyici yapmamız gerekiyor dostlar. Yanımıza biraz da cam alalım. O... Allah. Maşallah. İyi geldik. Kızıltaş yenileyici. Aha iki tane var. 3, 6, 9, 12, 4 de öyle, 16. Ee, ben bir 20 tane falan yapayım. Kızıltaş yenileyici nasıl yapılıyordu ya? Dur yazayım bir. Yenileyici. He, normal taş. Ee, kızıltaş tozu bir de kızıltaş meşalesi ile yapılıyormuş dostlarım. Ee, kızıltaş meşalesi yapalım. 8 tane yapabilmişiz. Kızıltaş tozu zaten elimde var. 4 tane mi yenileyici yapabildim sadece? Kızıltaş meşalem olmadığı için bu şekilde kaldı değil mi? O zaman şöyle bir şeyler yapalım. Şöyle 10 tane şunların hepsini yapalım. Şunların hepsine kızıltaş meşalesi yapalım. Üstümde zaten kızıltaş çok. Şöyle 10 tane yaptım. Elimde ne kadar var? 6 tane. 10 tane anca mı yapabiliyorum ben yani? Neyim eksik kaldı gene benim? Dur bakalım 16 tane yaptık. Yetmezse tekrar getiririz. He. E, cam alacağımızı söylemiştik dostlar. Durun bakayım. Ee, beyaz cam kullanacağım oraya. Tamam. Beyaz camımızı aldığımıza göre gidebiliriz. Bir de yukarıda uyuruz. Abi şunun güzel görüntüsüne bir bakar mısın ya? Tatlı gözüktü. Daha sonra üstünde oynamalar falan yapabiliriz dostlar. Hiç önemli değil. Nasıl olsa kendi alanımızda. Ortak bir alana yapmadım. Kötü görüntüsü olmasının sadece bana zarar olur. Hiçbir şey olmaz. Başka bir problem olacağını zannetmiyorum zaten. Abi serverda birileri olduğu zaman uyuması gerçekten çok soruluyor ya. Aha lag oldu. Niye öyle oldu? Neyse bir şey olmaz. Şimdi dostlar şuraların hepsine birer tane yenileyici şu şekilde ve tam şuralarına bakacak şekilde birer yenileyici daha atıyoruz. Şöyle 4 tane. Bunları bu normal bu bir tık bu iki tık. Bu normal bu bir tık bu iki tık. Bu normal bu bir tık bu iki tık. Bir tık iki tık şeklinde açıyoruz dostlar. Daha sonra şunların hepsini sonuna kadar açıyoruz. Bunu bir youtuber'dan görmüştüm, kendime ait bir şey değil dostlar, bir tutorial videosunda görmüştüm. Ee, Ona açıklık getirelim de sonra e, arkadaşlar şey diyorlar, abi kendi sisteminmiş gibi anlatıyorsun falan diyorlar. Ben üzülüyorum dostlar o şekilde olduğu zaman. Kendimize bir tane şartel yapmamız gerekiyordu, şartelimizi yapmamışız. Şimdi eve gidelim bir şartel alalım hadi. Şartel aldıktan sonra bir deneyelim. Ondan sonra bu ildine geçelim diye düşünüyorum. Hani çatıyı falan o şekilde yaparım diye. Allah'ım sana geliyorum. Bize ne lazımdı? Şartel lazımdı. Bizim şartelimiz var mı? Şuradan bir kırık taş alabiliriz. Ee, i̇ki tane kırık taş alayım. Çıbık var mı acep? Abi bir 64'lük çıbığı yanıma alayım. Ee, şöyle. Niye şartelin şeyi çıkmadı? Enteresan. Hadi bakalım gidelim. Sistemimizin kızıltaş tozlarına falan da koyduğumuza göre nasıl çalıştığına şöyle bir inceden bakalım. Allah! Lagdan dolayı gene uçamadım. Uçtum da konamadım aslında. Da nerede? Benim alan yok. Anam tüh. Şöyle şuraya atacağız. Buraya atacağız. Ee, olmadı. Oh be. Yapabildim arkadaşlar sonunda. Vallahi yapabildim. Şimdi bunların hepsini kıracağım. Tekrar göstereceğim sizlere. Abi uğraştım uğraştım yapamadım. Bir alttan koydum. Üsttekiler yanmadı. İki tane yetki ediyormuş. Yani bir sürü tecrübe etmek zorunda kaldım dostlar. Maalesef. Şunların hepsini e, kırayım. Tekrardan göstereyim sizlere. Anlatan anlata. anlata. E, videosunda ya da Oynadığı Survival serisinde e, Yapmak isteyen arkadaşlar olabilir Bu koyduğunuz 3 tane Kızıltaş lambaları var ya Bu kızıltaş lambalarının ortasına denk gelmesi lazım Koyacağınız e, yenileyiciler Şöyle yapalım Birer tane yenileyicileri koyuyoruz A, bayağı uğraştım ya Çok şey değişik e, Bir an yapamadım sandım da Bir üste çıkması gerekiyormuş Hepsine bu şekilde yenileyicileri bakıyoruz. sonra Şu yenileyiciye bakarak buradan bir tane Şuraya bakarak buradan bir tane, buradan bir tane ve buradan bir tane. Bu şekilde görünmesi gerekiyor. Dostlar. Sonra bu şekilde, bu şekilde kızıl taş tozlarımızı bağlıyoruz. Bir nevi kablo bağlantısı gibi bir şey yapıyoruz dostlar. Şimdi iyi dinleyin dostlar. Burası bu şekilde kalıyor. 1, 2, kalıyor. 1, 2, kalıyor. 1, 2, 1, 2 şeklinde bu şekilde açıyoruz dostlar. Şunları full açıyoruz. Oğlum açılsana full. Şu koyduğunuz var ya tekliler. Şu baştakilere baktığımız. Bunları full açıyoruz dostlar. Şu şekilde. Hepsi açık mı? Kapat aç yapıyoruz. Bu şekilde. Nasıl ama? Dur şöyle uzaktan bir uçalım da bakalım bakayım nasıl gözüküyormuş. Oğlum bu lagdan da var ya bir tuhaf oluyor. Bu şekilde gözüküyor dostlar. Nasıl? Güzel mi? Beğendiyseniz yorumlar kısmında da belirtin. Like sayınızda da gösterin artık dostlar. Daha ne diyeyim size yani? Şu şekilde buralarını kapatacağım. İçerisi biraz ışık alsın. Tamam mı? Şöyle yapalım. Şuraya bir tık çıkayım. Çıktıktan sonra şurasını kırayım. Tamam, bu çalışmaya devam ediyor. Bunu şu şartelden kapatıp açmazsak ya da şuradan bir tane kızıl taş kırmazsak sistem kendi kendine otomatikman devam ettiği için bu şekilde sürecek çünkü dostlar. Enerji bir kere verdiğinizde kızıl taş lambaları sürekli enerji yaratabildiği için bu şekilde enerjiyi birbirinden alarak sonsuz bir döngü haline geliyor yani. Dediğim gibi bunu ben kendi bulduğum bir şey değil. Öyle böbürlerine böbürlerine anlatmayayım. Ben bunu bir yabancı youtuberdan görmüştüm. Bunu da söylemekte fayda olduğunu düşünüyorum dostlar. Şunun üstüne bir tık daha cam çıkacağım. Camlar şu şekilde buraları da kapatsın bir. Tamam. Bir zarar oluyor mu diye baktım dostlar da. Şimdi bunların üstüne kafamıza göre bir çatı şekli yapmayı planlıyorum. Öyle spontane gerçekleştirelim. Uzun yapabiliriz. Böyle serpme çatı yapabiliriz. Yani kenarına doğru şöyle akışkan yapabiliriz. Şuradan beyaz çıkalım. Şu şekilde. Tamam mı? Şöyle atalım. Bu şekilde atarsak nasıl oluyor? O zaman buralarını da kapatalım. Bir şey olur mu? Olmaz. Ne olacak ki? Buralarını da bu şekilde kapata kapata gidersek hiçbir sıkıntımız kalmaz. Aynen bu şekilde. Üstüne böyle devam edeceğiz. Buradan üçüncü çıkıntıyı da alırım. Affetmem. Aynı şekilde. Şunun üstünü şu şekilde bir bitireyim geleyim dostlar ben. Tamam. Bunun üstünü bu şekilde kapattığımıza göre şu ortasını kapatalım artık. Ortasıyla çünkü bizim bir işimiz kalmadı. Kapatalım. Üstüne böyle bir tık kırmızı bir tık beyaz diye diye çatı şeklinde yukarısına doğru yükseltmeyi düşünüyorum dostlar. Yine renkli bir çat olacak. Oğlum elimde niye az az geliyor bunlar benim ki? Elimde yeteri kadar var mı? Var. İçlerinde de varmış daha. Kırmızı terakota varmış elimde. Çok iyi. Bunları şöyle bir tık gerisinden şu şekilde dostlarım ee, bir tık gerisinden ala ala çıkacağız aynen bu şekilde bir bir diye gittik aşağıdaki hali tekrardan üst kısımda da yapmayı başardık dostlar şimdi bunu bu şekilde hani bu şekilde sivriteceğim dostlar ben sizleri sıkmadan üstünü bir tamamlayın geleyim Evet dostlar bitirmiş bulunmaktayım şu an. Çatı kısmı da bittiğine göre şöyle şimdi sıra uzaktan uçup bakma zamanı. Oğlum düzgün uçsan lan. Nasıl ama bu gece var ya mükemmel görünür ha. Tatlı durdu ya. Ufak ama tatlı değil mi? Birazdan hava da kararacak. Ben size hava karardığı zaman nasıl göründüğünü de şöyle bir gösteririm dostlar ufaktan. Hatta şuraya bir yere şöyle konup hava karardığı zaman e, bunu seyredebiliriz dostlar bu şekilde. Evet dostlar gece de oldu şimdi. Hatta şuradan uçalım da bakalım. Dediğim gibi dostlar bu il tamamen bana ait. Kafamdan spontane yaptım. Fakat dediğim gibi sürekli dediğim gibi demeyim de. Bu kızıltaş sistemi yani bu bağlama sistemi kesinlikle bana ait değildir. Ne zaman görmüştüm hatırlamıyorum da ben bir tane YouTuber'dan görmüştüm. Bir tutorial videosundaydı. Bu şekilde görünüyor dostlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük de bir bölümümüzün daha sonuna geldik dostlar. Bize destek olmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.